Karpuzun iyisini bir görüşte anlarım diyenlerin bile bilmediği 5 yöntem. Uğruna yazın yolu gözlenen, kabuğu denize düşmeden yazın geldiği anlaşılmayan karpuz malum şu sıralar tüm tezgahlarda boy gösteriyor. Biz de haklı olarak en sulu, en kan kırmızı, en lezzetli karpuzları soframıza davet etmek istiyor. Kelek karpuzlarla bir daha yolumuz kesişmesin istiyoruz. Ancak seçmece diye satılan karpuzların iyisini anlamak öyle her yiğidinde harcı değil. Dolayısıyla ortamlarda karpuzun iyisini bir görüşte anlarım diyenlerin bile bilmediği en sır püf noktalarıyla karşınızdayız. Amaç herkes kolayca karpuzun iyisini seçebilsin, herkesin evine en lezzetli karpuzlar girsin. Eğer karpuzda örümcek ağına benzeyen çatlaklar ve kahverengi noktalar varsa bu karpuzun büyürken arılar tarafından çokça ziyaret edildiğini işaret eder. Bu ziyaretler ne kadar çoksa karpuz da olgunlaştıkça o kadar lezzetli ve tatlı olur. Kısacası bu çatlaklar karpuzun ağızlara layık olduğunu gösterir. Karpuzun büyürken yeri değdiği bölge yani alt bölüm ne kadar sarıysa o kadar lezzetlidir. Tam olgunlaşmış karpuzlar bu sarı rengi görebilir, lezzetine doyamayabilirsiniz. Daha beyaza yakın olan karpuzlarda aynı lezzeti yakalayamazsınız. Genelde karpuz ne kadar büyükse o kadar olgundur diye bir inanış var ancak büyük karpuz her zaman iyi çıkar diye bir kaide yok. Aksine alacağınız karpuzun ne çok büyük ne de çok küçük olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Ancak ister büyük ister küçük olsun karpuz mutlaka boyutuna göre ağır olmalı. Bunu da unutmamak lazım. Çoğu kişi bilmez ancak çiftçiler karpuzu cinsiyetlerine göre ayırt ederler. Uzun ve oval karpuzlar erkek olarak bilinirken yuvarlak karpuzlar dişi olarak adlandırılır. Erkek karpuzlar sulu, dişi karpuzlar ise tatlı olur. Karpuzun sapı bile onun iyi olup olmadığını ele veren bir detay. Eğer karpuzunuzun sapı kurumuşsa karpuz olgundur. Eğer sapı kuru değil ve yeşil renkte ise karpuz daha olgunlaşmadan toplanmış demektir. Bu da aklınızda bulunsun.